O güne hazırlanıyormuş. Gitar, kaç şarkı çalışmış falan. Bir de bütün erkekleri hani işte konfetiler patladı, sürprizleri beraber hazırlamışlar. Bugüne kadar hep Adnan'ı arkadaşları için bir şey yaparken jestler, sürprizler. Niye yapmazlar? Yaparlar. Yaparlar. İyi. Eldivenine yüzüğü takana kadar Gördün tamam, mü iyi, bak. süper, Her ikisi de harika. yapar diyor. Harika. O Her zaman ha, ikisi de alana artık kadar sen de yap diyor. erkekler etkilemeye Bravo. çalışsınlar. Hep destek Ondan tam sonra destek. ha, aldıktan sonra da ha, nasıl olsa tamam, bu ben şey olayı çok bende. Neden daha çok gördüm bunu? Birileri yapamaz dediğinde daha çok yapmak için inat yapıp hırs var. bu inat var zaten. İnatla da pekiştirebiliriz aslında. Evet. İnadınlar canım. Gelelim Şükrü Hanım'a. Doğru söylemiş Şükrü. Şükrü. İnanılmaz kendine güvenen, özgüveni yüksek bir kadınsın. Teşekkür Abla'na ederim. çok güzel bir sürpriz hazırladın. Hediye aldın. Ama yılbaşından kaynaklı değil mi? Hediye biraz gecikti. Evet, Ama geç güzel bir verdim. sürpriz hazırladın. Daha önce Gelen götüreceğim. tepkiden şaşırdın. Onu konuş. Şükrü, o bu başörtü taktım, işte daha böyle yöresel giyindim falan. Bir de o Adana çok güzel bir, ayakkabı. çünkü kuru fasulyeyi çok sevdiği için güzel, harika bir şey yaptım falan. Siniler bilmem ne, onca hazırlık boşa gitti. Niye? Çünkü Adnan Bey yine tripli, yine şey. Ama meğersem iyiymiş. Neymiş? Neymiş? Çok güzel. Bozduralım. O kıyafetin altına oturttuğun ayakkabı. Adnan senin Osmanlı kırışın. Yani ya benimki şey oldu. Üstü kaval altı şişhane derler ya. Ne yapayım, bir yerden bir şey olacak yani. Bir yerden didem olmak zorundayım. Ama benim nasıl görüneceğim gibi bir kaygım hiçbir zaman gerçekten olmadı. Teyze de diyorlar, 32 yaşındayım diye nine de diyorlar. Biraz da ona binaen de Gönderme yaptım, oldu. gönderme de yaptım. Anlayan anlamıştır zaten. Ben çok eğlendim. Bilmiyorum, biz kızlarla bayağı güldük, eğlendik. Ben hayatımda ilk defa 32 yaşında bir insana teyze, nine dediğine tanık oluyorum. Burada maalesef. Ama onların da teyzeleri, nineleri olarak inşallah yüzlerini güldürebilmişimdir diye düşünüyorum. Çok eğlendik yaparken. Adnan'ın da bundan şikayetçi olduğunu düşünmüyorum benim eğlence anlayışımdan. Aynı tarzda o da espriler. O da yapıyor zaten. Kadın kılığına da Ben gidiyor. Oldu yani. yaparım, benim kadınım yapamaz. Oldu canım, sağ ol. Evet, Bu Adnan'ı dönemi dışarı diyen çok insan alıyoruz var. yayına. Benle devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu Adnan'cığım sabahtan sorayım. beri de söylüyorum. Ben evleneceğim kadınla mutlu olmak isterim dediğim olay bu. Eğlenebilmek isterim. Taktikler, onlar bunlar. Ben şu an Didem'e bakarak aslında benim çocuğumun ileride nasıl bir insan olacağını görebiliyorum. Benim çocuğum da ikimizden böyle bir esprili çocuk çıkarsa o çocuğu o ortamına giren yaşadı o kadar değil. Yalnız o sofra kurulduktan sonra aslında erkeklerine gidip o olayın şaka olduğunu açıklamasaydın bir fotoğraf paylaşmışsın. Altında inanılmaz bir tepki vardı. Okuduğumu bilmiyorum yorumları. Yani şaka olduğunu söylemeseydin bilmiyorum. O fotoğrafın altında sadece tepki gelirdi. Yani buradan da diyoruz ki Didem'i üzme yoksa... Beni bir hafta boyunca çılgınca üzdü böyle. Dedim ki herhalde ayrılacak, soğudu bu adam benden ya. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz. Bir kadın, bir erkek bu kadar huzursuz edemez. Dedim ki soğudu, söyleyemiyor ya da onun yolunu yapıyor falan. Hani öyle bir şey bekliyorum artık sonunda.
atış canlanıyor ve ilk günkü heyecanına tekrar dönüyor. O yüzden onu üzmeyi çok seviyorum. Bir soru gelmiş. Hani bir üç özellikten bahsetmiştik. Üçüncüsünü söylememiştin. Bu yayında söyleyecek misin? Yayında ben onu direkt şeyde yayında söyledim. İki özellik söylemiştim. Üçüncüyü söylemedim. Şimdi onu canlı yayında söyledim ya. Hatırlayan hatırlar. Üçüncüsünü söylemeyeceğim diye bıraktım. Öyle hatırladım. İyi, o zaman buradan en azından canlı yayında. Bunu orada söylememiştim. Evet, bunu orada söylemedim. Canlı yayında dinlemeyenler için söyleyeyim. Üçüncüsü de beni her türlü savunmasıydı. Evet, üçüncüsünü biraz eksik yapmış olabilir zamanla ama artık tam göz hepsini oturtmasıydı. Peki gelelim herkesin merakla beklediği o muhteşem anları konuşmaya. Kartepe'ye gittiniz. Atlas'tan ilk defa kayak yaptım sanırım. Korkmadın mı düşmekten, yeğeni kırmaktan? Vallahi korkmadım. Ben sadece yüksekten korkuyorum. Ayağım değmediği yerden korkuyorum. Ayağım değdikten sonra sıkıntı yok. Kendi kontrolümün altındaysa hiçbir şeyden korkmuyorum öyle. Sonuna kadar gider. Artı bir de gerçekten de o kadar güzel bir şeymiş ki kaymak ilk defa dedim ve çok büyük mutluluk aldım. Bundan sonra da zaten ilk balayımızı kışa denk gelirse öğleyine bir kayak yerinde kalp edebilirim. Ben bir hayalimi anlattım. Everest'teyim. Hayalimi yazdım. Adnan da sağ olsun onu gerçekleştirmek için bir adım attı. Ama bu karla kaplı bir yerdeydi. Oraya çıkan da kayak yapılırdı yani. Gitmişken. Ama hiç korkmadı. Hiç. Şimdi ben isterim ki bana da, ben bisikleti de öyle öğrendim. Arabayı da yani öyle birisi bana şey yapmadı. Düşe kalka öğrendim ya da kaza yaparak öğrendim. İsterim ki o da aynı şeyleri yaşasın. Ama 190 küsür adam maşallah öğrenme kabiliyeti inanılmaz Adnan'ın. İnanılmaz yani. Yani bıraksak birkaç saat daha kalsak Adnan slalom yapacaktı böyle.